Biraz da margin ve padding kullanımından bahsedelim. Bu sepin içerisindeki margin ve padding kullanımı gerçekten çok tatlı. Margin ve padding kullanımını da yine göstermek için bu sefer yine beni kullanalım. Hem de biraz da gerçekten online ortamda nasıl çalışabileceğimizi görmüş oluyoruz. Bazen deneme yaparken üf ya aklıma bir şey geldi ya şunu hemen deneyeyim dediğinizde bence beni açıyor olmak çok keyifli. İstediğiniz gibi de yapıyı kurgulayabilirsiniz. Burada CodePen'i açtığınız zaman normalde işte HTML, CSS ve JavaScript bilgileri bu şekildeydi. Ama layout'u değiştirebilirsiniz. Ben mesela sola almak istiyorum. Sola aldıktan sonra CSS şu anda yazmayacağım. O yüzden de minimize edeyim. JavaScript de yazmayacağım. Bunu da minimize edeyim. Bu iki bilgi kalsın. Bunun dışında hiçbir şey oluşturmak istemiyorum. Peki ne yapalım? Bir tane container oluşturalım. Ve container içerisinde bir tane bölüm olsun. Ve bu bölümün içerisinde de col tre, 6 alt çarpı 2 içerisinde de Lorem 4 diye bilgimiz olsun. Süper. Bunları yaptık. Yaptıktan sonra da gördüğünüz gibi sayfa otomatik olarak refresh oluyor ve içerisindeki bilgiler ekrana geliyor. Bir de arka planını yapalım. Begetre primary dedim. Tabii ki yazabilirsem. Ve buna da bg success diyelim. bg success. Tabii ki istediğiniz gibi yapıyı da biraz daha açıp kapatabilirsiniz. Peki ben bir yerde bir şey mi unuttum? Şurada gördüğünüz gibi bir tane karakter kalmış. Bu karakteri de sileyim. Harika. Bu bilgileri oluşturdum. Oluşturduktan sonra da artık yapmak istediğim şey bir margin padding nasıl verebilirim içerisindeki bir şeye bakalım. Bir tane buton oluşturalım. Ve buradaki butonun içerisinde bir şeyleri denemeye çalışalım. Geleyim ve btn diyeyim. Tabii ki a.btn diyelim. Ve btn info diyelim. Ve bunun içerisinde de lorem diye yazsın sadece. Peki butonumuzu oluşturduk. Butonu oluşturduktan sonra ben yine demek istiyorum ki buradaki buton olduğu yerin biraz daha sağında olsun. Ve aynı zamanda da şurada da iki tane bölüm olsun. İlk önce onu yapalım. Rob'ın içerisinde coltre Colt sm çarpı çarpı 2 dedim. Bu da aynı anlama gelecek. Ve ve içerisinde de lorem 4 diyelim tekrar. Harika. Tekrar bu yapıyı oluşturduk. Ama bu yapı çok yapışık oldu. Keşke yukarıdan biraz boşluk verebilsem. Yani bu tam da bölümün tamamına. Yani bu bölümün tamamı biraz daha boşlukta olsa. O zaman bölüme geliyorum. Yani rova geliyorum. Ve diyorum ki margin top. Margin top. Ve 3 diyorum. Margin top 3 deyince o zaman istediğim gibi burada nefes boşluğunu oluşturuyorum. Peki bunları nasıl yapacağım? Geldim ve margin'i yazalım. Margin ve padding'e tıkladım. Ve margin padding'e tıkladığımız zaman da margin padding ile ilgili bilmeniz gereken kısa klas bilgi şu şekildeymiş. M yazarsanız margin'i veriyorsunuz. P yazarsanız padding'i veriyorsunuz. Daha sonrasında ise rakamlar var. Bu rakamlar sayesinde de 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye buradaki boşluklarla birlikte istediğiniz gibi büyütebiliyor musunuz? Mesela bazen de 0 vermek istersiniz. Yani bir yerde boşluk olsun istemiyorum veya da padding olsun istemiyorum. Mesela burada butonda padding'in olmasını istemiyorum. O zaman geldim öyle de kötü bir çalışma yapmak istiyorum. Ptr 0 deyince aslında bütün padding'leri sıfırlayacak bir yapı oluşturabilirim. Şu anda padding'ler sıfırlandı gördüğünüz gibi. Süper. Peki T Top anlamına geliyor. Yani üstü. B batım anlamına geliyor. S ve E biraz çılgın. S ne? Aslında bizim sol gibi düşünebileceğimiz. E de sağ gibi düşünebileceğimiz. Sol yani margin left yerine artık S diye geçiyor. Sebebi de şu. Hem soldan hem de sağdan olan yazım şekillerine göre yani soldan veyahut da sağdan yazım şekillerine göre start'ın veyahut da end'in yeri değişiyor. Yani eğer sağdan yazım varsa yani Arapçaysa o zaman start dediğimiz yer sağ. Eğer baktığımız zaman soldan yazım varsa start dediğimiz yer aslında sol oluyor. O yüzden de artık S ve E diye geçiyor. Yani bu step 4'te L ve R diye geçen yapımız yani left ve right diye geçen yapı artık start yani bir yazının başlangıcı ve bir yazının bitimi şeklinde nitelendiriliyor. Bu da çok güzel bir kolaylık sağlıyor. Böylelikle siz bu sadece RTL olsun yani sağdan olsun dediğiniz anda bütün her şey yapısal olarak değişiyor ve çok daha güzel bir şekilde görünmesini sağlayabiliyorsunuz. Biraz kafa karıştırıcı ilk başta ama sonradan alışıyorsunuz. X ne? X koordinatı. Y ne? Y koordinatı. Yani siz mesela soldan ve sağdan boşluk vermek istiyorsanız direkt olarak X koordinatına yapabilirsiniz. Ve şunu diyebilirsiniz. Yani ben buradan burada bir tane yazı olsun. Span diyelim. İçerisine lorem 3 diyelim. Ve tekrar burada span diyelim. içerisinde lorem 4 diyelim. Tamam. Bu iki tane yazı var. Ve bu iki tane yazının da tam arasında bir buton var. Ve ben bu butonun da soldan ve sağdan bir boşluğun olmasını istiyorum. O zaman şunu yapabilirim. M S. Daha doğrusu M S 1 diyebilirim. Bu start noktası. Yani sol tarafında biraz boşluk oluşurdu. Bunu 5 diyelim veyahut da 4 diyelim ki daha rahat bir şekilde görebilelim. Evet geldi. Peki metre e, m, e ve tekrar 4 dedim. İşte bu ikisini yazmak yerine şu anda online bir şekilde olduğu için biraz geç gelebiliyor. Gördüğünüz gibi geldi. Bu ikisini yazmak yerine mx 4 yazdığımız zaman da aslında aynı işi yapmış oluyoruz. Şurayı silebilirim artık. mx 4 dediğimiz zaman da soldan ve sağdan yani daha doğrusu başlangıç noktasından ve bitiş noktasından boşluk ver demiş oluyoruz. Bu güzel bir özellik. Aynı zamanda mx dersek de pardon M'ye dersek de yukarıdan ve aşağıdan boşluk ver diyebiliyoruz. Süper. Ama bunu demek yerine de eğer ikisini birden yazacaksak tabii ki metre 4 diye yazabiliyoruz. Yani hem yukarıdan hem aşağıdan yapacaksak o zaman bu şekilde de yazabiliyoruz. Tabii ki padding de verebiliriz. Padding'i de mesela ben p 0 yardım ben yani bütün padding'i iptal ettim ama P5 deyip de bu şekilde yapabilirim. Ve hatta çok kötü oldu mesela bu. Ben px5 demek istiyorum. Yani baktığımız zaman x koordinatında 5 olsun ama y koordinatında p y ve 1 olsun demek istiyorum. Evet. 1 de milim de fark olsun ve 3 demek istiyorum. En azından farkı görebiliriz. Bu şekilde de istediğimiz gibi padding'lerle veyahut da margin'lerle oynayabiliyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir özellik. Margin Auto ise yine aynı şekilde soldan veya da sağdan otomatik olarak ne kadar ayarlaması gerektiğini vermek için kullanabildiğimiz bir yapı. Böylelikle Margin ve Padding ile birlikte rakamlarla yani Margin ve Padding ile birlikte M ve P bileşenlerini kullanarak yanına da MT yani Margin Top, Margin Bottom, Margin Left veya da Margin Right yerine Margin Start ve Margin Start ve Margin End diyerek bu arada Margin demişim. Margin Start ve Margin End diyerek de devam edebiliriz. X ve Y koordinatlarında da yani iki kısma birden hem yukarıdan hem aşağıdan veya da hem soldan hem sağdan diyerek de bilgileri verebiliyoruz. Rakamlarla da ne kadar bir büyüklük olması gerektiğini belirtebiliyoruz. Böylelikle istediğimiz yapıyı oluşturuyoruz. Mesela burada da şu olmuş. Mesela bir div var. Bunu hemen göstereyim. Çok tatlı bir özellik gerçekten de. Bir tane de yapımız var. Şurada bir ova oluşturalım bakalım robun içerisine yapsak gösterecek mi? Burada centered elements diyor. Centered elements demesinin sebebi X koordinatlarında otomatik olarak bir boşluk verilmiş ve burada bir style'a da genişliği verilmiş. Bu style bilgisini iptal edeyim. Bakalım halen burada mı? Gördüğünüz gibi style bilgisini vermeyince ne kadar olduğunu bilmediğinden dolayı işlem yapamadı ama şimdi style bilgisinde width verdik böylelikle tam da ortada olması gerektiğini anladı. Daha doğrusu genişliğini biliyor ve genişliğini bildikten sonra da istediğimiz gibi doldurduk. Böylelikle tam ortalanan bir element oldu. Ama text ortalama hayır değil. Neden ne? Çünkü text aslında ortalanmadı. Peki text center diyerek de text'i de ortalayabiliriz. Yani div ortalı ama text ortalı değildi. Şimdi tam da tam ortaya dikkatli bakacak olursanız text'i ortalandı. Çünkü kutunun tam içine Texti ortalamak için de text center yazarak da textin ortalanmasını sağlayabiliyoruz. Veyahut da text right diyerek de büyük ihtimalle right halen çalışıyor mu? Çalışmıyormuş. Text end diyerek çalışabiliyor muyuz? Yine aynı şey orada da geçerli olabilir. Evet. Text end diyerek de gördüğünüz gibi sağ yansıdık. Peki ben bunlardan anlıyorum? Çok ufak bir detay ama buradaki çizginin boyutundan anlayabiliyorum. Text start veyahut da text end veyahut da text center'ı kullanabilirsiniz. Text start bir şeyin gerçekten soldan başlaması. Text and bir şeyin gerçekten bize göre sağdan başlaması. Çünkü baktığımız zaman biz soldan yazdığımız için aynı şekilde sağa doğru yasta demiş oluyoruz. Veyahut da text center deyince de yine aynı şekilde orta ya getirtebiliyoruz. Peki bunları nasıl yapabiliriz? Yine text yazıp ondan sonra text alignment kısmından bakabiliriz arkadaşlar. Burada unutmamanız gereken şey şu. Dikkatli bak bakacak olursanız ben hep search'ü kullanıyorum ve yapmak istediğim şey mesela padding yapmak istiyorsam direkt padding Veyahut da işte margin yapmak istiyorsam direkt yazıyorum veya text ile ilgili özelliklere bakacaksam Veyahut da color ile ilgili özelliklere bakacaksam buradan bakıyorum. Bunların hiçbirisinin aslında ezberimde olmadığını düşünebilirsiniz. Yani zamanla zaten kullandıkça otomatik olarak ezberinize evet geliyor ama en baştan şöyle bir derdim yoktu. Benim kesinlikle bunları ezberlemem lazım. Hayır. Yani onun yerine gerçekten dökümanı iyi kullandığınızda birçok şeyi görebiliyor veyahut da kullanabiliyor olacaksınız. O yüzden de dökümanı iyi incelemenizi ve dökümandan sürekli Gitmenizi tavsiye ederim yani Gidip de bootstrap ile ilgili bir şey yapacaksanız %90 ihtimalle Başka bir siteye girmenize gerek yok bootstrap'in dokümantasyonu gerçekten Muazzam Aynı zamanda Opest'e de verebiliyor musunuz bunları da unutmayın mesela burada Opest örnekleri var Ve Opest örnekleri nasıl vereceği ile ilgili Bilgiler de burada mevcut bu da renklerle ilgili güzel bir özellik. Süper. Bunu da yaptık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.